Enflasyon nasıl düşer? Kentsel uzlaşma adı altında demin tam desteğiyle son yerel seçimlerde birinci parti olmasına rağmen Erdoğan'ın Normalleşme, ziyaretinden sonra bir anda frenlenen ve hala kendisini ikinci parti sanan CHP'nin gölge bakanlar adını koyduğu sistemle AK Parti MHP iktidarına gölge ortak olma hevesi Erdoğan'ın dünkü grup toplantısında suya düşse de koyun sayısının bir hayli arttığı ülkenin birinci partisi CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in hala iyi niyet mi, siyasi taktik mi bilmem ama gölge ortaklıktan umudunu kesmediğini anlıyoruz. Evet bana göre danışıklı dövüşe dönen son siyasi gelişmelere baktığımızda bu tartışmalar eşliğinde ve CHP'nin mitingler yaparak vatandaşın gazını alıp, gölge ortağı olduğu iktidarı rahatlatarak 4 yılı bitireceği şimdiden görülüyor gibi. Bu gelişmelerin yanında Hakan Fidan'a söyletilen, her an üçüncü, dünya savaşı çıkabilir, söylemiyle mevcut iktidara gölge ortak olan CHP'yi, neden erken seçim istemiyorsun, diyenlerin baskısı altına alanlardan koruma ve rahatlatma hesapları olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha yeni başlayan ve önümüzdeki günlerde, ne erken seçimi kardeşim, dünya savaşa gidiyor, denebilmesi için bir hazırlığın olduğu ve bu hazırlığında gölge mi gizli mi bilmem ama İsrail'deki gibi Milli ittifak Koalisyonu için hazırlanan altyapıya eski denmektense hala aynı görevde denen istihbaratçı Hakan Fidan'a, Ula Fidan diyorsa bir şeyler biliyor, ondan diyor, denmesi için Fidan'a, üçüncü, dünya savaşı çıkabilir, sözü söylettirilmiştir diyorum. Tabi bu arada memleketi Mardahan'a sınır olan Gürcistan milli takımının önce bize yenilmesi ardından Portekiz'i 2-0 yenerek bizim milli takımı rahatlattığı tam da bugünlerde mevcut iktidarın enflasyonu nasıl düşüreceğinin hesapları içinde olduğunu ve bunun için zaman kazanma hesapları yanında Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği bir ortamın oluşmasını beklediğini de görmekteyiz. Evet, Son günlerde yaşananların kısa bir özetinden sonra hepimizi derinden yaralayan enflasyonun nasıl olup düşeceği konusunda iki yazıya rastlıyor ve o yazıları da sizin okuyup ne demek istediklerini anlamanızı istiyorum. Çünkü bir değil, 11 maaş aldıkları söylenenlerin idare ettiği ülkede enflasyonun nasıl düşeceğini çok iyi anlatan bu iki yazıya baktığımızda dünün bugünden hiç mi hiç farklı olmadığını da anlıyoruz. İşte o yazılar. Enflasyon böyle düşürülür. Günlerden bir gün, hamama gideceği tuttu. Sadrazam hazretlerinin bir yanında birinci veziri bir yanında ikinci veziri bir yanında üçüncü veziri. Sonra efendime söyleyeyim. Peşkirci başı, nalıncı başı, sabuncu başı velhasıl tam 400 kişilik kafile. Peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına. Üçer beşer. Sadrazam deseniz. Yan gelip yattı memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi elini kaptı, kimi bacağını bir keseleme sürtme faslı başladı. Tam 12 saat, 12 ünlü tellak, incitmeden keselediler. Hazretin mübarek vücudunu, öylesine kir çıktı ki sormayın. Her biri nah parmağım gibi, aman efendim bu ne kiri, demeye kalmadı. Keselerin altında eriyip gitti, koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Neptün lan devletliği, dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi, biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değil, Neyle neyleyelim kir bitti. Sadrazam elden gitti. Ümit Yaşar Oğuzcan enflasyon böyle düşürülür. Osmanlı, milleti kazıklayan esnafla nasıl mücadele ederdi? Esnaf aldığı mala en fazla %10-15 kar koyabilirdi. %15'ten fazla karla maaş satan esnaf tespit edilirse, önce kadıya götürülür, ardından bir güzel sopa çekilirdi. Karpuz, kavun, elma, armut, kiraz gibi meyveler ile mercimek, nohut, pirinç gibi bakliyat türleri mevsimine göre kadı tarafından belirlenen fiyattan satılırdı. Müşteriye kalitesiz veya eksik mal veren, devletin belirlediği fiyattan daha pahalı satan esnaf, Herkese ibret olması için çarşının ortasında falakaya yatırılırdı Osmanlı yönetimi. Halkın mağdur olmaması için esnaf teşkilatını devamlı denetim altında tutardı. Et mevsimine ve ayına göre fiyatlandırılır. Kışın pahalı yaz aylarında ucuz olurdu. Mayıs, Haziran ile Eylül, Ekim ve Kasım'da 1 kilosu 1 akçe. Temmuz, Ağustos aylarında 1 kilo 200 gramı 1 akçe. Aralıktan Mayıs ayının sonuna kadar ise 850 gramı bir akçeye satılırdı. Keçi eti, koyun etinden ucuz olurken, en pahalısı kuzu etiydi. Keçi ve koyun etleri ayrı ayrı satılır. Karıştıran olursa kadı tarafından cezalandırılırdı. Devletin tayin ettiği fiyattan yüksek satanlar ile eksik tartanlar, sattıkları etin her 5 gramına bir akçe ceza verirlerdi ekmeğin içerisinde başka bir madde bulunursa veya çiğ pişmişse fırıncı falakaya yatırılırdı. Eğer ekmek kanunnamede belirtilen gramajın altındaysa fırıncının kafasına suçlu olduğunu belirten tahta bir külah geçirilir veya para cezası verilirdi. Ayrıca fırıncılar un gelmemesi ihtimaline karşı bir aylık kullandıkları miktarı depolarında bulundurmak zorundaydılar. Kaynak, Zeynep Dramalı, Tarihi Tersten Okumak